misafiriniz var. Öyle mi? Kimmiş? Meşhur efendim. Yarım saat kadar oldu geleli. Annem burada mı? Biraz önce aradılar, yoldalarmış. Seyfi Bey. Denizciğim, nasılsın? Sağ olun, siz? Buralardan geçiyordum da bir uğrayayım dedim. İyi yapmışsınız. Yalnız benim hemen çıkmam lazım. 2 dakika otur. Tamam. Bence hiç oturmayalım, yolda konuşalım ha. Peki. Nasıl istersen. Hissediyor musun yoksa? Bir şey ya, parmağım sıkıştı şuna. Yeter mi, artık dönelim mi? Sıkıldın mı? Yok, yani aslında çok hoşuma gitti. En son çocukluğunda binmiştim faytona, biliyor musun? Efe'nin sünnet düğünde. Böyle kordonda saatlerce turlamıştım. Efe kim? Acıktım ben, bir şeyler yiyeyim mi? Olur. Abicim be, uygun bir yerden. Şöyle. Ben aslında uğrayacaktım size. Yapma ya. Para tamam yani. Yok, daha değil aslında ama yakında tamamlayacağım. Çok bir şey kalmadı. Baktım senden de ses seda gelmiyor. Gelip bir kendimi hatırlatayım dedim. Anlıyorum. Ben buradayım zaten. Gördünüz işte. 50.000'i tamamlayamadın. Anladık. Ne kadar var peki? Yani aslında benim bir arkadaşım vuruldu. Ben onunla ilgilenirken... Geçmiş olsun. Herkesin başına gelebilir. Dikkatli olmak lazım. O zaman çarşambaya bekliyorum. Ama... Aması ne? 3 haftaya öderim dedim. Çarşamba 3 oluyor zaten. Tamam. Merak etmeyin. Çarşamba günü yanınızdayım. Benim için hava var. İstersen gelme. Geleceğim. Çarşamba para elinizde. Hadi bakalım. Ya bir şey söyleyeceğim. Akşam Atakanlar'da kalsak ya. Niye? Yüzmeye açmadı galiba. Ya ne bileyim, televizyon yok. Dedikodu yok. Ne dedikodusu be? Mine'yle Deniz mesela. Deniz kesin Mine'yi kıracak bir şey yapmıştır. Zaten araları bozuktu. Belki de barışmışlardır. Atakan'la Su, birbirlerinden gizledikleri bir şeyler vardır. Halil de sen yine ağzından bir şey kaçırmıştır ya da kaçıracaktır. E niye bu kadar merak ediyorsun ki? Sonuçta hiçbirini tanımıyorsun. Hem sen nereden öğreniyorsun bunları? Meslek sırrı. Süper. Yani dolandırıcılığa mesleklerini de ilk defa görüyorum. Meslek tabii. Hem de çok zor bir meslek. Uğraştım, dedim, yetenekliydim, en iyisi oldu. Tebrik ederim. Sen niye doktor oldun peki? Bilmem yani. Ben sana söyleyeyim. Derslerin iyiydi, çalışkandın. Ailenin durumu ortada. Tıp okuyup yırtmak istedim. Saçmalama, alakası yok. Ben sadece insanları mutlu etmeyi seviyorum, o kadar. Kuaför olsaydın o zaman 2 fön atardın, insanları yine mutlu ederdin. Sen benimle derdin ne? Ya bir derdim yok. Seni anlamaya çalışıyorum sadece. Anlayıp ne yapacaksın ki? Mesleki deformasyon. Diğerlerini anlayabiliyorum da seni... Su neye sinirlenir? Mine neye sevinir? Deniz neye güler? Hepsini tahmin ediyorum ama seni çözemedim. Çözme. İyiyim ben böyle. Kalkalım mı artık? İyi peki. Bak, önemli değil.
Neyse gerçekten hiç boşu boşuna uğraş. Ne oldu? Hiç iyi değilim. Seninle konuşmaya çok ihtiyacım var. Tamam geliyorum. Koltuğuna mı bindiniz? Beyefendi öyle istedi. Siz hastaneye gitmeyecek miydiniz? Ya gidecektik de yarın gideriz falan dedi. Bence gitmek istemiyor. Niye ki? Şimdi oraya giderse böyle işte yürüyemeyeceğini falan hatırlayacak ya onu. Bilmiyorum yani buraya gelince hatırlamıyor mu sanki? Öyle değil. Şimdi bak beni üzülmeyeyim diye yanımdayken gülüyor, eğleniyor. Ama çok üzülüyor. Yani bize belli etmek istemiyor. Sevgilim. Hoş geldin canım. Aşkım buldum. Pastaneyi bulmuştu. Hadi bir dur ya. Pardon ya. Ne? Otele mi geldi? Aha. Senden ayrıldıktan sonra otele döndüm. Bir baktım oturmuş beni bekliyor. Kimse görmedi değil mi? Yok. Zaten hemen dışarı çıkardım. 5 dakika geç kalsam kesin annemle karşılaşmışlardı. Ne diyor peki? Ödemeyi hatırlatmaya gelmiş. Biz ne yapacağız Deniz ya? Bilmiyorum. Çarşambaya kadar ayarlamam lazım parayı. Çok kolay bir şeydi sanki. Nereden bulacağız o kadar parayı bir anda? Bakacağım bir çaresine. Sakın çocuklara bir şey söyleme tamam mı? Olmaz. Mine. Kusura bakma. Bugüne kadar hep seni dinledim ama şimdi olmaz. Hadi. Hadi gidiyoruz. Halil, yarın ilk iş mobilya cartesine gidelim tamam mı? Gidelim bir de usta bulalım. Oo, beyefendiler çoktan tutmuş dükkanı. Biz görmesek de olur. Ben malzemeler için biriyle konuşmuştum zaten. Fırın için tanıdık birileri de var bende. Hadi ya. Fırın işi kolay ya. Ben size taksit ayarlarım onu. Kalsın canım. Ya güvenin, güvenin ya. Yarı fiyatını ayarlayacağım diyorum. Kalsın dedik. Gelin. Arkadaşlar bilin bakalım ne oldu? Pastane açıyoruz. Aşkım bu kadar heveslenme. Ya olmazsa? Olacak sevgilim olacak. Hissediyorum. Arkadaşlar keyfinizi kaçırmak istemem ama bizim bir sorunumuz var. Böyle olacağını bilseydim ben de getirirdim o çiçeklerden. Sen getirdin ya zaten. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.